Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programıyla yine karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yollarda değiliz bu sefer, İstanbul'dayız. Güzel bir hikaye ekranına taşımak istiyorum. Arkamda kürekçileri görüyorsunuz. Hobi küreği son zamanlarda giderek popüler olmaya başladı. Ben de 17-18 yaşlarında Ankara'da göl başında çekmiştim ama göl farklı, deniz farklı. Son zamanlarda insanlar artık bu kürekçileri gördükten sonra denize inmeye başladı. Bu sporun inceliklerini anlatmak istiyoruz. 15 milyonluk İstanbul denize bakıyor ama deniz sporlarından çok yararlanmıyor. Bu hafta bunu anlatmak istiyoruz. Göl çifti hazır. Gel kürek başına. Kürekler suda. Dikkat. Çık. 18 tempo teknik devam. Beraberliğe dikkat. En önemlisi neydi? Beraberlik. Aynı anda. Palayı hazırla. Göreyim hazırladığını, öne gelirken yavaş yavaş dikleştir. Suya soktukları zaman palayı tabak gibi dışarı çıkartacaklar, sonra içeri sokuyorlar herhalde. Kürek öne gelirken yatay durur, daha iyi rüzgarı kessin diye. Çünkü pala dik durduğu zaman, pala beyaz kısımdır. Pala dik durduğu zaman yüzey alanı geniş olduğu için rüzgarla yavaşlatabilir. Çevirdiklerinde ise rüzgarı keser ve öne gelirken palayı hazırlaması gerekir ki kürek başında pala hazır olsun ve suya dik bir şekilde girsin diye. Amatör mü, profesyonel mi? Amatör benim. Amatör. Evet, evet. Nereden aklınıza geldi? Yani buradan sürekli yürüyüş yapıyordum ve kürek yapıldığını gördüm. Bir spora başlamak gerekiyor tabii belli bir şeyden sonra ve bu spora da başladık bakalım. Nasıl gidiyor şu anda? Çok iyi. Ne iş yapıyorsun önce onu söyle. Ben müzisyenim, piyano çalıyorum ve öğretiyorum. Bu kürek işi nereden çıktı? Ben zaten aktif olarak spor yapıyordum hep her zaman hayatımda. Şu an hani açık havada güzel bir aktivite olarak. Daha öncesinden de biraz yapmıştım salonda. O yüzden başladım. Nasıl kürek çekmek nasıl bir duygu? Harika. Kesinlikle harika. Keşke daha önce başlasaymış. Amatör yapıyoruz ama yine de çok iyi geliyor. Grubu siz mi buldunuz? Grup olarak mı geliyorsunuz yoksa buraya gelip? Ben tek kaydoldum. Sürekli farklı insanlarla ikili, dörtlü, tek çıkabiliyoruz. Kendi kendine mi belirliyor ekipleri insanlar yoksa? Antrenör belirler. Antrenör mü belirliyor? Evet. Nasıl belirliyorsunuz? Tiplere bakarak değil herhalde. Mesela atıyorum bir yıl kürek çekmiş, diğeri daha yeni. O zaman aynı tekneye inmezler. Acemiler hepsi bir grupta mı oluyor? Mesela acemi eğitim teknesi olarak ayırırız. Bir de normal antrenman ekibi olarak ayırırız. Antrenman ekibi antrenman yapar. Acemi ekip de temel eğitim görür. Güzel. Bu grup kaç gündür çalışıyor da kaç aydır? İçlerinde bir yıllıklar da var değil mi? Bir yıllık var mı? Nurten ama en eskilerimizden. Nurten 20 oldu mu senin? Öyle mi? Siz de eskisiniz herhalde. Bir senelik sayılır. Bir sene. Evet. Nasıl başladınız? Ben modada oturuyorum. Hoşuma gitti. Görüyordum gezdiklerini. Ben de geleyim yazılayım dedim. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Diğer sporlara göre? Yani kimse beni saat 7'de buraya getiremez. O yüzden ben bunu getiriyorum. Sabah 7. Niye sabah 7? Sabah 7 şöyle. Yelkenciler rüzgarı sever. Biz de rüzgarı sevmeyiz. Sabahları rüzgar olmaz. O yüzden sabahları suya ineriz. Bir de sabah serin olur. Güneşin altında kürek çekmek bayağı zor yani. Güneş yavaş yükseliyor. Yavaş yükseliyor. Bir yıldır çeken en profesyonel siz misiniz? Kaç yıldır? Ben Türkiye'nin herhalde ilk hobi kürekçisiyim. Öyle mi? Evet. Öyle bir şey mi var? Hobi kürekçisi diye bir şey mi var? Yaptığımız şey biraz öyle. Nasıl buradan yani şu anda 15 milyon İstanbul oturuyor yerinde. Spor yapmıyorlar. Önünde deniz var. Herkes seyrediyor. Ne diyorsunuz? Valla bu çok keyifli bir iş yani. Severseniz bir daha yani çok zor bırakıyorsunuz. Ben Anadolu Hisarı'nda otururken derede başladım. Sonra dereden denize açıldık. Bilmiyorum okyanus geçeriz belki. Siz binecek misiniz? Ben birazdan bineceğim. Doktorsunuz. Evet, çocuk doktoruyum. Çocuk doktorusunuz. Evet. Şimdi bir doktor olarak nasıl bakıyorsun spora? Önce onu sorayım. Tabii ki de spor çok önemli sağlık açısından. Ama kürek sporu çok farklı bir spor diğer sporlardan ziyade. Özellikle şu son zamanlardaki pandemi döneminde açık alanda olması çok popülerleştirdi küreyi. Denizde bulunmak... Sırf fiziksel sağlık açısından değil, zihinsel sağlık açısından da çok iyi geliyor. Bunun dışında zaten fiziksel olarak birkaç kas grubunu çalıştırdığından dolayı bacak, kol ve sırt kaslarını çalıştırıyor. Postür açısından çok önemli. Ben çok keyifle yapıyorum bu sporu. Çok da mutluyum tanıştığım için. Bir yıldır çekiyorum ben de kürek. Nöbetlerden çıkıp geliyorum. Çok güzel oluyor. Birçok arkadaşımı da başlattım. Burada olmak çok keyifli. Peki daha önce yürürken... Burada suda olanları nasıl düşünüyordunuz? Yani onlar teknesi var mı diye düşünüyordunuz? Böyle paralı bir spor, bazen bazı sporlar şey gerektirir, malzeme gerektirir, teknik ekipman gerektirir, insanı korkutur. Hı hı. Daha çok ben altyapı gibi sanıyordum. Hani hobi küreği olduğunu bilmiyordum başta. Sonradan öğrendim. Ve denemek istedim. Zaten demo dersleri oluyor. Başladığım gibi de dedim ben kesinlikle devam edeceğim bu spora. Şu anda gerçekten güzel bir ortam var ama denizdeki kirliliği görünce insanın morali bozuluyor. Denize çıktığınız zaman bir huzur bulmak istiyorsunuz. O huzuru da bulmakta zorlanıyoruz. Her tarafta pet şişe var, çöp var. Çok mu var bu aralar ya? Her yer çöp. Şöyle lodos estiği zaman burası çöple doluyor biraz. Ben de gördüğüm çöpleri alıp bota koyuyorum. Sonrasında çöp kutusuna atıyorum ama tabii benim yapmam. Burayı temizleyemeyiz. Sudan şikayet ettiniz. Çok pis maalesef. Çok mu pis? Evet. Sudan ziyade insanların doğaya hiç saygı göstermemesinden şikayet ediyorum. Hakikaten şuraya bakar mısınız? Suyun üstündesiniz. Keyif almaya gözünüzü kapamanız lazım. Nasıl gidiyor idman? İyi vallahi yorucu. Ulan mühendislere bir çağrımız olsun. Boşuna kürek çekmeyelim o zaman. Bir aparat falan geliştirin. Burayı da temizleyerek çekeriz sabah. Vallahi temizlemekle bu iş bitmiyor. 15 yıldır temizliye yol alamadık. İnşallah ileride bir şeyler olur. Önemli olan ne bu grubun yapması gereken? Burada bu kürek sporunu yaparken bir ekip sporu sorun. Şöyle, kürek teknesinde en önemli şey beraberliktir. 4 tane zayıf insanı koyalım 4 çifteye. Bir de 4 tane iri yapılı, böyle kaslı kuvvetli insanı koyalım 4 çifteye. Beraber giren ekip zayıflar olsun. Beraber kürek çekmeyen ekip kaslı kuvvetli olanlar olsun. O zayıf ama beraber kürek çeken ekip diğer kaslı grubu geçerler. Burada kol kuvvetinden çok ekip ruhu önemli. Burada en önemli şey beraberliktir. Birinci önceliğimiz beraber kürek çekmek. Siz profesyonelsiniz herhalde. Amatörlerle konuştuk. Şimdi biz eski kürekçiyiz. Hı-hı. Yaman kardeş de öyle. Abdullah hocam da öyle. Yaklaşık olarak 17 sene kürek çektim ben. Fenerbahçe bünyesinde. Şimdi de veteran olarak devam ediyoruz. Bu bir nasıl denir? Yaşam tarzı. Sabah antrenmana gelmek. Çünkü hayatınızın 12 yaşından itibaren belki 30'lu yaşlara kadar buna alışıyorsunuz. Bir yerden sonra bu alışkanlık kitap okumak, film izlemek gibi sosyal kültür hayatınızın bir şeyi oluyor, parçası oluyor. Sonra da sabahları arkadaşlarınızla buluşup Öyle antrenmanlara geliyorsunuz. Ya, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili. Doğru. Göller ülkesi, barajlar ülkesi. Aynen. Niye bu spor çok da bilinmiyor? Yani yapan da çok az. Kürek sporu Türkiye'de federasyonlaştı 1950'li yıllardan bu yana çok destek alamamış bir spor dalı. Biraz pahalı bir spor dalı. Malzemeye bağımlı, tesise bağımlı. Haliyle tesisleşme, malzeme, destek olmadan sadece belli kulüplerin desteğiyle oluyor bu iş. Peki burada sağlık açısından ne yararları var küreğin? Kürek sporu vücudunuzdaki kasların %85'ini aktif hale getiriyor. Ve aerobik yapıda kardiyovasküler sisteme direkt olarak etki eden bir spor. Bütün kaslarınızın aerobik açıdan çalışmasını arttırıyor. Bu vücut kaslarınızın dengeli gelişimine pilates kadar yardımcı olabilir. Ancak düzgün öğrenimi, düzgün teknikle öğrenimi ve düzgün antrenmanı sürekli olarak progresif olarak yapılması şartıyla. Ufuk bizim engelli öyle sporcumuz. Olabilir mi seni böyle? Fenerbahçe'nin engelli sporcusu 15 yıldır kürek çekiyor. Ufuk küreğe başladığında yürüyemiyordu. Serebral palsi rahatsızlığı var. %85 engelli. Ancak gördüğünüz gibi Ufuk'la antrenman yaptığımız dönemlerde Ufuk antrenmanlı olduğunda 10 kilometre koşuyu rahat rahat çıkartabiliyordu. Esasen engelli bireyler için de kürek sporu çok faydalı. Böyle zengin bir spor dalı. Olimpiyatlarda en çok madalya verilen klasmanlardan bir tanesi kürek. Ufuk yarışıyor mu? Yarışıyor. Antrenmanları da yapıyor. Ancak yarışlar kısıtlı. Yarışları zaman zaman düzenleyebiliyor. Çünkü özel önlemler ve özel tekneler gerektiriyor. Ufuk'un özel tekneleri var burada. Onlarla antrenman yapıyor. Onlarla yarışmaya çıkıyor. Şu an Türkiye'de tek sporcu. Nasıl gidiyor? İyi. Peki böyle şey kendini iyi hissediyor musun? Evet. Aynen. Tavsiye edersin herhalde. Evet. Kürekçi. Ne zaman başladın küreğe? Ben burada başladım. Küreğe. Burada başladın? Evet. Ben de burada başladım. Kullanıyor musunuz? Hı hı. Evet. Keyifli mi bari? Evet. Ha, ben eskiden bir kere gidiyorum. Kollar güçlendi mi? Evet. Ha, süper. Ben hem kürekçiyim hem kanocuyum. Nasıl güçlendiriyor mu? Nasıl oluyor? İyi. İyi mi? Evet. Gençliğimde çok çektim kürek de şimdi suya da çıkma fırsatım olmadı ama spor salonuna geldiğim zaman bu aleti çok kullanıyorum. Yani eskiden beri çok kullanıyorum. Bir saat falan çekiyorum. Fakat burada ben tabii gidiş geliş bir meditasyon gibi oluyor. Kendimi gözümü kapatıp gidiyorum. Ama bu makineyi çok kullanan insanı da görmüyorum. Sadece güç için kullanıyorlar ama bunun başka bir özelliği de var. Ama onun çok farkında değiller insanlar. Şimdi kürek aleti dediğimiz yani kışın karada kürek çekmemize imkan sağlayan bu ergometreler kürek sporunun sudaki tekniğin aslında birebir yansıması kara için. Ayrıyetten kuvveti de çok iyi raporlayabildiği için bizi profesyonel anlamda da çok sık kullanılıyor. Spor olarak bakacaksanız evet bütün kas gruplarını çalıştıran ve kardiyovasküler sistemde çok etkili bir spor olmasına rağmen aynı zamanda meditatif olarak ve bugün suda çektiğiniz hobi amaçlı gelen insanların yaşadıkları şehri dışarıdan görebildikleri, suya indiklerinde kendi şehirlerini tekrar keşfedebilmelerini sağlayan bir branşa dönüştü. Bu sebeple bütün şehir insanlarını diyeyim tekrar kürekle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu da Türkiye'nin ilk kayıkhanesi burası. Evet yani daha tam lokasyon olarak çok yakında olsa Fenerbahçe'nin kayıkhanesi 1914 yılında kurulmuş. Türkiye'nin ilk kayıkhanesi diyebiliriz rahatlıkla. Kürek sporunun Türkiye'deki tarihi yani Osmanlı'daki tarihiyle başlıyor aslında. 16. yüzyılda aslında ilk kayık yarışları diye bahsedebileceğimiz o zaman hani Haliç'in iki kıyısından kim daha hızlı gidecek, kimin kürekçileri daha hızlı gidecek gibi iddialarla başlayan yarışlarla başlıyor aslında Osmanlı'da kürek. Daha sonra bu 1913'te bir yarış var Fenerbahçe Galatasaray'ın yarıştı. Daha sonrasında Atatürk'ün de özellikle Cumhuriyet döneminde bu sporu yayma çabasıyla birlikte daha da kürek kulüpleri kurulmaya başlıyor. Atatürk'ün bizim fotoğrafla gördüğümüz aslında yaptığı 3 spordan biri kürek sporu ve oldukça ilgili ve büyümesinde, gelişmesinde çok son derece katkı sağlamış. İstanbul'da kaç tane kürek kulübü vardır? İstanbul'da yaklaşık 40 tane kürek kulübü. 40 kulüp. Evet, oh, 40 tane kürek kulübü var. Fazla mı bilmiyorum yani. Var fazla. Özellikle son 2-3 yıl içinde oldukça ivmelendi. Bugün bu içinde bulunduğumuz kulüpten çıkıp Tuzla'ya doğru gittiğinizde en az sizi 8-9 kulüp karşılayacaktır. Keza Halic'in içinde de en az o kadar var. Bunlar hobi kulüpleri mi? Hobi kulüpleri ama bugün bulunduğumuz kulüpteki gibi hem hobi hem profesyonel sporcu çıkartan kulüplerimiz de var. Deniz küreği yeni bir spor mu, yeni bir branş mı, yeni ortaya çıkmaya başladı. Böyle son zamanlarda çok sık görmeye başladık bu tekneleri. Kürek çok eski bir spor ama deniz küreği daha sonradan ailemize katıldı diyeyim, yeni bir branşımız. Teknolojik gelişmelerle denizde de bu yarışları yapabilme ihtiyacıyla birlikte deniz küreği çıktı. Olimpik olması bekleniyor 2028'den sonra. Tesislerimiz hazır. Treni baştan yakalayıp olimpiyatlarda deniz küreğiyle ilgili ciddi başarılar almak istiyoruz. Ya deniz küreği dediğiniz bu arkadaki dalgaya daha mukavemetli mi? Diğerlerinde o yoktu herhalde. Kesinlikle. Diğerlerinde dalga olduğunda yarışlar iptal oluyor, erteleniyor hatta, böyle bir şeyi var. Deniz küreği daha mukavemetli, dediğiniz gibi farklı iki branşı var. Biri dayanıklılık, biri beach sprint deniyor. İşte biri kısa mesafe sahilden koşarak falan çıkılan, diğeri ise dalgada uzun mesafeler, şamandıralar etrafından dönülen bir sistemde iki yarışımız var farklı dallarda. Bu gördüğümüz dümencili 4 çifte. Yine kişiler olarak da tek çifte, iki çifte ve dümencili 4 çifte olarak ayrı dallarımız var. Şu anda biraz tabii daha izlenilebilir kılmaya çalışıyor FISA'da bu sporu. Dediğimiz gibi beach sprint, deniz küreği bunun için sahillerde yapılan daha görsel olarak daha keyifli bir spor. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Siz de çevre dedektif olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. Birlikte sorunlara çare bulmaya çalışırız. Bulamasak da bir farkındalık yaratmış oluruz. yeşildoğa@cnnturk.com.tr adresinden, Facebook'tan, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.